Ruh da öyledir. Hindistan da ruhla ilgileniyor. Amerika'daki insanlar da ruhla ilgileniyorlar. Avrupa'daki insanlar da ruhla alakalı ilgileniyorlar ve bazı şeyleri biliyorlar. Bir ruhani hayattan haberdardırlar. İslam'da da ruhani hayat var. Çünkü malzeme aynı yani. İnsan ruhu bedeni. Fakat İslam mistisizmi kullanırsak onların kelimesini, ruhani hayatı, biz ona tasavvuf diyoruz. Bununla onların mistisizmi arasında fark var. Nedir o fark? Bizde şeriattır. Allah'ın kanunları. Çerçeve budur. Bunun dışına çıkmaz. Onlar böyle bir çerçeve kabul etmeden insan ruhunu incelerler. Onun için aşırılıklardan başlarını bir türlü bulamazlar. Ya nirvana der, dünyayı unuturlar, kaybolur giderler. İşte öyle yani yöneldikçe dünyayı... Ama bizde bir denge çıkar ortaya. Dünya, ahiret dengesi, beden, ruh dengesi gibi. Nefsi arındırma, kalbi saflaştırma. Onlar da nefsi arındırma, kalbi saflaştırma diyor. Fakat şeriat yok. Sami Efendimiz rahmetullahi aleyh'in kitaplarından bir tanesinde geçiyor bu kıssa. Ama şu anda kaçıncı ciltteydi Musa haberim onu bilemiyorum. Bir adam gelmiş, memleketin hepsini kandırıyormuş. Keramet gösteriyor adam. Müslümanlar gidiyor, inanıyor, kafaları karışıyor. Bir alime haber vermişler, o da gitmiş. Adam gerçekten keramet gösteriyor. Keramet nedir? Harikulade, olağanüstü işte değil mi? Peygamberlerin mucizesi, mucizedir. Aynı şey evliyanın elinde olursa bir nevi keramet oluyor. Neyse, millet gittikten sonra demiş, seninle baş başa konuşmak istiyorum. Peki demiş adam, millet daha önce oturmuşlar. Bak arkadaş demiş, marifetimi gördüm. Bu bir marifettir. Seni tebrik ederim bu cihette. Büyük bir eğitimle bazı şeyleri başarmışsın. Ama bana şunun özünü söyle bakalım. Bunu nasıl elde ettin sen diyor. Adam diyor ki, ben bu işi nefsime muhalefet ederek elde ettim. Nefsim ne istiyorsa ben tam tersini yaptım. Çünkü nefis ile ruh çatışma halindedir. Ve tecrübelerini anlatıyor. Doğrusun diyor adam. Nefis ruhu perdeliyor. Allah ruhu can kafesinin içine koydu. Mahkum olan, mahpus olan, tutsak olan ruhtur. Eğer biz nefsin arzularını az yemekle, az içmekle, az uyumakla, çok ibadetle arındırır ve ruh üstündeki baskısını, etkisini kurtarabilirsek, ruh güçlenir, bağımsızlığa kazanır, nefis ona teslim olur, sonuçta bir kamil insan. Çünkü ruh ulviliğe çeker, nefis sufliliğe, alçaklığa çeker. Peki arkadaş diyor. Bak bu bilgi güzel bir bilgi. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Samimiyetini ne kıratta samimi bir insan, bir adam olduğu meydana çıkacak diyor. Söyle bakalım diyor. Sen şimdi diyorsun ki ben nefsime danıştım, ne dediyse muhalefet ederek bu güzelliğe eriştim. Öyle mi? Evet diyor. Peki nefsine şimdi Müslüman olmayı teklif et diyor. Ne diyecek? Adam şöyle bir düşünüyor nefsine. İstemiyor diyor. Ne düşüyor sana diyor Ali? Gereğini yap. Ne düşüyor sana? Yiğit adamsan, mert adamsan, ne dedin sen bana? Nefsinin danıştın, zıttını yapmakla. Buldum bunu diyorsun. Adam haklısın diyor. Beni yıktın diyor da Müslüman oluyorsun.